Yine AKOM'dan sizinle konuşacağız. Çünkü iyi ve doğru bilgiye ihtiyacınız olduğunu biliyorum. Öncelikle Sayın Valimizin yarın için idari tatil duyurusunu çok kıymetli buluyorum. Değerli ve önemli bir karar oldu. Zira yarın en az seyahate ulaşmamız için insanlarımızın yarını mutlaka tatil olması gerekiyordu ve buna uymak gerekir. Lütfen dikkatli olalım. Bu akşam yoğun bir kar yağışıyla karşı karşıyayız. Az önce gösterdim aslında burada o kar yağışının hareketini vatandaşlarımız da izleyebilir ki biraz batıdan yoğun başlayan kar yağışı hafiften doğuya doğru ve şu anda tamamen İstanbul üstünü kaplamış, hatta Anadolu yakasına geçiş yapıyor. Şimdi az önce buradan meteoroloji uzman arkadaşlarımın ifadesine göre 7-8 saatte 60 santime yakın kar birikimi yapmış bir kar yağışından bahsediyoruz. Hani tabiri caizse aslında bir afet yağışı gibi bir yorumdan bahsediyor arkadaşlarım. Ben hani birkaç ilçede bazı kar kalınlıklarını vermek istiyorum. Muhtemelen bazı komşularımız ya bizim burada daha da fazlası var diyecektir ama böyle resmi rakam diyelim adına, örneğin Arnavutköy, Başakşehir, Sultan Gazi gibi noktalarda ki kırsala gittikçe bir metreye kadar varan 80 santim, 85 santim gibi kar yüksekliklerini arkadaşlarım ölçerek bize ulaştırıyorlar. Bu aynı zamanda daha güneye doğru olan ilçelerimizde bile en fazla 50-60 dereceye santimetreye kadar iniyor. Kent merkezinde de artık 35-40-50 santimetrenin altında yer pek fazla ölçemiyoruz. Çok merkezi noktalarda, yani Fatih Beyoğlu gibi noktalarda biraz daha düşük ama şu anda işte az önce bahsettiğim o bulutların seyrine bakılırsa biraz daha doğuya yayıyor ve bu şiddet devam edecek. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımızın dikkatli ve hassas davranması lazım. 1500'e yakın insanımızı konaklama noktalarımızda ve otellerde misafir ediyoruz. Yine otogarda yine 1500'e yakın insanımızı konaklatmak için arkadaşlarımız yoğun bir çaba içerisinde hem bir takım gıda ihtiyaçlarını hem içme yiyecek gibi ihtiyaçlarını giderme ile ilgili ve oradaki birçok kültürel alanı açarak hizmetlerini devam ediyorlar. Bazı belediye başkanlarımızla görüştüm. Özellikle yol üzerindeki uygun olan alışveriş merkezlerini, kültür alanlarını, kütüphanelerini açtıklarını söylüyorlar. Bunu duyuran belediye başkanlarımız da var İstanbul'da. Ben bu gerçekten hassas davranışlarını önemsiyorum. İhtiyacı olanlara buralarda 39 ilçe belediyemizin de hizmet edeceğini bildiğim için yine de belediyelerimizi, belediye başkanlarımızı aynı duyarlılıkla bu akşamı geçirmelerini istiyorum. Bazı belediye başkanlarımız da yine özellikle yakın alanlarında TEM otoyolu, bağlantı yolu gibi noktalarda kalan araçların içerisindeki insanlara su ve gıda ihtiyacını giderme ile ilgili çaba içerisindeler. Bu da önemli. Kaldı ki biz de birçok aracımızla beraber bu ihtiyaçları gidermeye dönük çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada AKOM'dayız. Gördüğünüz gibi aslında sadece Büyükşehir Belediye'mizin değil ki valilikle beraber AFAD üzerinden de etkili bir iletişim ve koordinasyonla çalışıyoruz. Burada da belediyemizle beraber ortak istişareyle çalışan birçok kamu kurumumuz var. Aklınıza gelebilecek birçok kamu kurumumuz var ve beraber süreci yürütüyoruz. Tabii Arnavutköy şu anda en fazla etkilenen alanlardan bir tanesi. Havalimanı çevresi, özellikle 3. köprü yolu üzerindeki hatta kalan araçlar var. Erişmeye çalışan güvenlik güçleri var. Biliyorum ben bunu. Ciddi sayıda itfaiye aracımız var ama kazaları ve dönen araçları, vasıtaları aşıp geçmek oldukça güç. Ama bunu da biraz zaman içerisinde aşacaklarını biliyorum. Yoğun çaba içerisindeler. Yol üzerinde hem gıda dağıtımı yaptıkları hem bir kısım battaniye dağıtımı yaptıkları insanlarımız da var. Bütün kamu kurum ve kuruluşları hassas bir biçimde çalışıyorlar ve inşallah umut ediyoruz ki meteorolojinin de verdiği bilgilere göre
birkaç saat içerisinde daha da hafif seyredeceği düşünülen kar yağışıyla beraber erişme imkanımız artacak. Tekrar ifade edelim, gece 2'ye kadar metro seferlerimizi devam ettiriyoruz. D100 karayolu üzerinde bu yoğun kara rağmen metrobüs seferlerimizi hiç aksatmadan devam ettirdik. Yoğun çaba içerisindeyiz. Bunu aksatmamaya da özel gayret gösteriyoruz. Özellikle TEM bağlantısı E5, D100 üzerinde ve Avcılar Büyükçekmece ve Küçükçekmece hattında olsun, Başakşehir, Hadımköy ana arterleri olsun, yoğun bir çaba içerisinde ilçe belediyeleri, büyükşehir belediyemiz senkronize çalışma ve gayreti içerisindeler. Tabii ki gündüz de söyledim, sokak canlılarını unutmadık ama bu yoğun, yani bir afet gibi yağan kar esnasında tabii ki bunlara şu anda çözüm bulma şansımız oldukça güç. Birçok yol var şu anda kapalı olan, buradan ekrandan gördüğümüz ve takip ettiğimiz yavaş işleyen, tamamen durmuş, özellikle kuzeye doğru gittikçe yoğunlaşan o kar kalınlığı ve az önce dediğim gibi 7-8 saatte 60 santimi bulan kar yüksekliğinin, yağışının verdiği etkiyle kuzeye doğru gittikçe hem D100'den başlayan ama özellikle TEM bağlantısı, 3. köprü yolu, havalimanına doğru gidiş noktalarında yoğun bir kar yağışı var. Ama bu akşam sabaha kadar bütün çalışma arkadaşlarım yoğun bir çaba içerisinde olacaklar. Bütün kamu kurumları, bakın burada şu kurumun yetkisinde şu yol, bu kurumun yetkisinde şu köprü, bu kurumun yetkisinde şu ara sokak, cadde demeden konuşuyorum. Başka bir takım çok zor durumda olan vatandaşlarımızın yanında olmak için her dakikasında yoğun bir çaba içerisinde olacağız. Ama burada bir dakika içerisinde kaşının üstünde gözüm var, gözün altında kaşım var deme çabası içerisinde olan bir takım zavallı mesajlara çok aldırış etmeyin. Bu akşamı hep beraber atlatacağız. İnşallah yarın sabah bütün yaraları sarmış bir biçimde Allah esirgesin ki kimsenin burnu kanamadan süreci atlatma çabası içerisindeyiz. Evsizlere dediğim gibi hizmetimiz devam ediyor. Sokak hayvanlarına hizmetimiz devam ediyor. Otogarlarda mahsur kalan vatandaşlarımıza konaklama imkanlarını sağlamaya devam ediyoruz. Binlerce kumanyamızı İstanbul'un farklı noktalarına dağıtmaya devam ediyoruz. 39 ilçe belediyemizin özellikle yolda kalan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderme noktasında hassas çalışmalarını az önce bir kısmını dinledim. Bir kısmına da uyarılarımızı ve duyurularımızı buradan yapmış olduk. Yarın tekrar ifade edelim ki Sayın Valimizin açıkladığı kararla idari tatil var. Bunu da bir avantaja dönüştürüp inşallah yarın bütün sıkıntıları çözmüş ve güzel bir güne başlamış olacağız. Tekrar ifade edeyim. Şu saatten sonra da özellikle Anadolu yakasına doğru yoğunlaşacak olan kar yağışının etkisine dönüp lütfen acil bir durum olmadıkça evinizden dışarıya çıkmayın. Aracınızı kullanmayın. Bu saatten sonra yoğunluğa asla katılmayın. Evinizde kalın. İnşallah yarın çok daha güzel bir güne hep birlikte uyanalım. Biz buradayız. Binlerce, hatta on binlerce bütün kurum kuruluşların çalışanları İstanbul'u güzel bir güne uyandıracak.